يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ قُلْ اَتُنَبِّئُونَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. اللهم اكرمنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. آمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حُجَّةٌ لَكَ اَوْ حُجَّةٌ عَلَيْكَ. صدق رسول الله فيما قال اَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله تعالى عليه وسلم. Aziz ve muhterem Müslümanlar, cümleyi her dersimde tekrar ediyorum. Kanaatim o ki başka şeylerle dolmuş olan beynimizde veya kalbimizde dine ayrılan yer çok azaldı. Belki dinin yeri bile kalmadı. Sık sık hatırlatmakta fayda var. Cuma günleri bu cami-i şerifte yaptığımız derslere Yunus Sure-i Celilesi'nin ayetleri mevzu olmaktadır. Konu teşkil etmektedir. Yeni gelen bu hoca nereden gidiyor? Nereden yürüyor yeni tabiriyle? Onu çok kullanıyorlar. Denmesin diye hatırlatıyor. Yani bu surenin ayetlerini sırasıyla okuyoruz. İşin güzeli şu: bunlardan gereği gibi faydalanmanın yolu devam etmektir. Devam da iki türlü biliyorsunuz. Her cuma geliyor ama dersin sonuna geliyor. Bir kısım kardeşlerimiz dersin sonuna geliyorlar. Sondan birkaç cümle duyabiliyorlar. Mutlaka bu da bir kazançtır, bir menfaattır ama işi başından tutmak kadar güzel bir şey yok. Her dersin başında bulunmalı, başından sonuna kadar dinleyebilmeli, mücadele vermeli. Çünkü cemaat için doğru bilgi alma kaynakları çok azaldı. Doğru bilgiyi alabileceğiniz kaynaklar son derece azaldı. Ben dinimle ilgili meseleleri şuralardan öğrenirim diye vaktiyle bildiğimiz kaynakların birçoğu çürüdü. Sayı çok. Yani din adına konuşanlar eskiye nispetle belki 10 katına 100 katına çıktı. Din adına konuşuyor ama dini konuşmuyor. Dinin kendisi dile getirilmiyor ve doğru şekliyle dile getirilmiyor. Biraz da cemaatin
mahsuru da gözetiliyor yani. Şu açık hükmü, şu net hükmü söylersek bu cemaat kırılır mı? Darılır mı? Devamsızlık yapar mı? Aman kaçmasınlar. Cemaatim kalabalık görünsün. Biraz da onları okşayayım. Benden böyle bir şey beklemeyeceksiniz. Böyle bir şey beklemeyeceksiniz. Ben cemaatimle kavgalı değilim. Ve hiçbir kişiye ayıbından, eksiğinden, kusurundan dolayı hücum halinde de değilim. Kırmak niyetinde de değilim. Doğruları ortaya koyacağım. En yumuşak şekliyle, en doğru şekliyle. Ama birisi kendiliğinden kırılıyorsa, ya benim orada bir günahım yok ya. Ben kırmaya çalışmıyorum. Kendi kendine kırılıyorsa, darılıyorsa, o onun meselesidir, o onun eksikliğidir. Bunu da anlayışla karşılamalı bu cemaat. Anlayışla karşılamalı. Geçen dersimizde hani gündem dışı bir ders yapmaya mecbur oldum. Devlet adamlarının böyle tehlikeli beyanları oluyor. Son zamanlarda böyle bir yol tutuldu Türkiye'de. İslam'a aykırı, Müslümanların inançlarına, dinlerine ters düşen herhangi bir şeyi Müslümanlara kabul ettirmek istedikleri zaman demek ki o aşağı tabaka yeterli olamıyor. Yukarıdan faydalanmaya çalışıyor. Yani bunu devlet başkanına söylettirirsek, başbakana söylettirirsek, filan bakana söylettirirsek, filan profesöre söylettirirsek Müslümanlar için inandırıcı olur kanaati var bunlarda. Çok da yanlış değiller. Müslümanlar öyle bir tehlikeyle de yüz yüze geliyorlar. 80'li yıllarda giden cumhurbaşkanı ikide bir bir şeye takılırdı. Sakın çocuklarınızı yakın akraba evliliği içine sokmayın. Doğan çocuklar sakatlanır. Hastanelere giriyoruz. Sakat çocukları soruşturuyoruz. Bu çocuk sakat. Bir sürü sakat var memlekette. Bunların içinde yakın akraba evliliği olan kaç kişi var? Hiç kimse veya çok az. Buradaki hedef nedir? Kur'an, ey peygamber, dayının kızıyla, amcanın kızıyla, halanın kızıyla, teyzenin kızıyla evlenebilirsin, bunları sana helal kıldık diyor Kur'an. Güya bu yoldan Kur'an'ı yalanlayacaklar. Çünkü başından beri ehli küfrün gayreti nedir? اَلَّذ۪ينَ يَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَيَبْغُونَ عَيْرَيْهِ İnsanları Allah yolundan saptırıyorlar diyor Cenab-ı Hak. Vazgeçiriyorlar, caydırıyorlar. Ve Kur'an'a bir yamukluk, bir eğrilik arıyorlar. Yani Kur'an'ın şurası doğru değil. Mesela işte bu evlilikte tıpla çatışıyor diyor. Onu söyleyen doktorlar vallahi yalan söylüyor, billahi yalan söylüyor. Kesinlikle tıpla alakası yok bunun. Avrupa, bu fikrin kaynağı Hristiyanlıktır. Dolayısıyla söylüyorum, Hristiyanlıktır bu. Yakın akraba evliliğini yasaklayan fikrin kaynaklığı. Kaynağı gidin İncil'de bulursunuz. Orada kimse yakından evlenmiyor. Aynı sakatlık nispeti Avrupa'da. Dolu. Onlar uzaktan evleniyor diye çocuklar hiç sakat değil mi? Ayrı bir yerde arayacaksın bunu. Ayrı bir yerde. Başka sebepleri olabilir. Onun üzerinde dur, hastayı tedavi et ama bunu Kur'an'daki bir hükmü yıkabilmek için ortaya getirirsen bu olmaz. Şimdi geçenlerde de yine böyle bir şey yaptılar. Memleketteki nüfus artışı %3 diyor.
çocuk 7 sene sonra senden okul isteyecek diyor. 18 sene sonra da 18 yaşına gelince de iş isteyecek. Bununla başa çıkılır mı diyor? Dünyayı sen mi idare ediyorsun? Ayı, güneşi, yıldızı tabi olduğu sisteme sen mi koydun? Yok. Senin rızkın nereden geliyor? Araplar da çocuklarını öldürüyorlardı. Niye öldürüyorsunuz bu çocukları? Sorusuna cevapları şu. Biz bunları nasıl besleyeceğiz? Kur'an kaç yerinde açıkça? وَلَا تَقْفِلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاكُمْ Ey insanlar! Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin diyor Cenab-ı Hak. Niye bu düşünceyle çocukları öldürüyorsunuz? نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ O çocuklara da size de rızkı biz veriyoruz diyor Cenab-ı Hak. Yani seni yarattı, sana rızık veriyor da sana verdiği çocuğa rızık vermiyor mu Allah? Kim demiş bunu ya? Bu düşünceyle öldürmeyin. Kur'an'ın birçok yerinde şimdi biz öldürmüyoruz Araplar gibi. Arap hiç olmazsa kızına 3 sene, 5 sene, 6 sene yaşama fırsatı verdi. Ama sen çocuğunu anasının kanını öldürüyorsun. Bu kürtajlar ne? Bu sezeryanlar ne? Bu planlama gayretleri ne? Bunlar hep düşmanın öğrettiği akıllar. Geçen dersimizde de biraz buna temas ettim. Nüfus planlaması, aile planlaması olayı İslam dininin temelden reddettiği bir iştir. Ancak istisnai bir şey, doğum anne için tehlikeli olacaksa, öyle bir durum var, öyle bir hastalık var, annenin hayatını kurtarma babında bir tedbir alınır. Ama bu çocukları yok etmek bir kaide değil bir defa. Şimdi kaide haline geldi. Salla gitsin diyor. Öldür gitsin. Bakıyorsun bir hastanede 30-35 tane doktor birikmiş. Bunlar ne iş yapıyor? Bunlar planlamayla meşgul diyor. Bunlar kasap. Önüne yatan kadının çocuğunu parçalıyor. Böyle şey mi olur ya? Ya siz Kosova'daki cinayetleri gözünüzde büyütüyorsunuz. Her gün belki İstanbul'da Kosova'daki cinayet kadar cinayet işleniyor. Oradaki ölen adamın yine de belli bir yaşı var. Efendim günah işledi. İşte sırpa uydu, onun ahlakına uydu, yaşantısı bozuk. Bir gerekçe buluyor. Bir suçu var başına böyle bir bela geldi. Allah hepimizi korusun. O anasının karnındaki çocuğun suçu ne Allah aşkına? Ne zaman bunun suçunu tespit ettin, kusurunu tespit ettin ki bunu öldürüyorsun? Bunlar korkunç şeyler. İslam'a aykırı şeyler ama devlet politikası tabii. Efendim bunu kim söyledi, bunun doğruluğunu niye kabul ediyorsun? Cumhurbaşkanı söyledi diyor. Cumhurbaşkanının dersi buraya gelmedi daha. O projelerini çizsin, mühendislik alanında ona hiçbir itirazda bulunmuyorum. Ama din onun sahası değil. Yanlış yapabilir. Niye yapar? Aldığı eğitim içinde din yok ki. Yok. Öğretilmemiş, bildirilmemiş ve bilmediğim bir konuda nasıl bilgi verir? Anayasa Mahkemesi çıkar, başkanı çıkar söylerdi. Efendim laiklik dinsizlik değildir. Sen ne bileceksin bunu ya? Yani din nedir, dinsizlik nedir? Sen bunu bilmiyorsun ki bu konuda hüküm vermeye kalkışıyorsun. Senin dersin oraya gelmedi daha. Kendine ait olan konularda konuş, sana ait olmayan meselelere girme. Yanlış olur. Ve bunu sık sık yapıyorlar. Biz de diyoruz ki, koskoca adamlar söyledi bunu canım. Kim olursa olsun, her işin ehli.
Ona sormayacaksın. Onu gelip bana soracaksın. Onu gelip bana soracaksın. Bu benim meselem, öbürünün meselesi değil. İşte böyle trafiği karıştırdığımız için, eczaneden gidip proje istediğimiz için, mimarlık bürosundan da gidip ilaç istediğimiz için işin altı üstüne geliyor. İşleri karıştırmayalım. Şimdi dersimize yine geliyorum, sıramızdaki ayetlere. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Bu Müslümanların karşısına çıkan, Müslümanlıkla ve Müslümanlarla savaşan, yani bu dine hayat hakkı tanımayan, bu ülkede, bu çevrede bu dinin yaşama şansı yoktur, yaşatmayız bunu diyenler ne yaparlar acaba bunlar, diyor Cenab-ı Hak. Bunlar Allah'ın dışında, yaratıcı olan Allah'ı bırakıyorlar, onun dışındaki bir kısım varlıklara ibadet ediyorlar. Niye kaçınıyor dinden? Eğer İslam dinine bağlanırsa İslam ona diyecek ki ibadet yalnız Allah'a yapılır. Yani benden kaçıyorlar, diyor Cenab-ı Hak. Bana ibadet yapmamak için, bana kulluk yapmamak için dini, benim gönderdiğim dini reddediyor, kendi mantığına göre bir din kuruyor ve kendine göre bir ilah yaratıyor, bir put yaratıyor. İbadet Allah'ın hakkı değildir, kulluk Allah'ın hakkı değildir. Allah'ın yarattığına ben tapınacağım, diyor. Şu kafaya bak Allah aşkına. Kafa. Allah'ın dışındakilere tapınıyorlar. Ve o tapındıkları da bari bir matah bir şey olsalar. Ne tip şeyler bunlar? مَا لَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُ. Kendilerine herhangi bir şekilde zarar veremiyor. Ve herhangi bir şekilde faydaları, menfaatleri de dokunmuyor. Kupkuru şeyler. Zarar ver desen veremez, fayda sağla desen sağlayamaz, faydası ve zararı olmayan, böyle aciz bir kısım varlıklara gidiyor, tapınıyorlar. Kim yerine? Allah yerine. Allah'a kulluk etme yerine onun yarattığı, ama zararı da yok, faydası da yok. Yani böyle bir gücü yok. Zarar verme gücü yok, fayda sağlama gücü olmayan varlıklara tapınıyor bunlar. İşte dinden bunun için kaçıyor. Allah Allah. Yani insanın aklı almıyor. Allah bu şaşkınlardan kılmasın. Yani hakikaten büyük bir şaşkınlık. Kafirlik korkunç bir ahmaklık. Korkunç bir ahmaklık yani. Öyle anormal işler yapıyor ki bu insana yakışmaz diyorsun, ama Allah damgasını vuruyor. Bunlar insan değil ki, diyor. İnsan suretindedir ama hayvanların altında bir yer işgal ediyor bunlar. İşte bu. Hayvan mutlaka halikini tesbih ediyor. اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّهُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Görmüyor musun, diyor Cenab-ı Hak Kur'an'da. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'a, Allah'ı tesbih ediyor. Küllün kad alime salatehu ve tesbihâ. Her şey namazını da tesbihini de biliyor, diyor Cenab-ı Hak. Her şey. O uçan kuşlar, o karıncalar, o böcekler, o zararlı dediğimiz, karlı dediğimiz hayvanat, her birisi işini biliyor. Çizgiyi aşan, haddi aşan insanların bir kısmı, cinlerin bir kısmı. Tamamı da değil yani. İnsanların bir kısmı ve cinlerin bir kısmı. Niye dinden kaçıyorsun? Yani tevhid inancına niye karşı koyuyorsun sen?
Madem ki tapınacaksın, o ibadet yapma zahmetine gireceksin. Bir sürü menasip, para da harcayacaksın, zaman da harcayacaksın. Ve bunu seni yaratana yapsan da, o yaratılmışlardan kurtulsan, senden daha aciz varlıklardan kurtulsan daha iyi değil mi? Yok. İşte bunlar budur diyor. Niye bunlara tapınırsınız? Bu faydası ve zararı olmayan şeylere diye sorarsanız cevapları var. Ve yekulûne hâulâyi şüfâhûnâ indallâh. Cevaben diyorlar ki diyor o putperestler, müşrikler, bunlar Allah'ın katında, Allah yanında bizim şefaatçılarımız, yardımcılarımızdır bu. Bak, yani asıl yardımı yine Allah yapacak. Fakat Allah'ın yardımını sağlayabilmek için araya torpil girmesi lazım, şefaatçi girmesi lazım. Bunlar araya girerse Allah bize yardım eder. Bir taraftan peygamberi reddediyor. Efendim Allah ile kul arasına giremez kimse diyor. Bu laf peygamberlere dönük bir laftır. Bunu peygamber üzerinden konuşamayanlar, efendim filan şeyh efendi, filan mürşit bilmem ne, güya onları asıl hedef peygamberlerdir. Ben diyor Allah ile doğrudan doğruya karşı karşıya geleceğim. Bir gelin bakayım Allah ile karşı karşıya. Nasıl anlaşıyorsunuz? Allah'a nasıl kulluk yapacaksın? Peygamberi aradan çıkar. Nasıl kulluk yapacaksın? İşte Hindistan'daki ahmakların durumuna düşersin. Allah ineği yaratmış. Eti de senin, sütü de senin, gübresi de senin. Şifa bulmak için İneklerin sütünü içecek yerde sidiğini içiyorlar. Halbuki tıp diyor ki silik zararlı. O süzülmüş zehir ifraz edilmesi, atılması gereken bir şey. Gidiyor sidiği içiyor, sütü atıyor. İşte peygambersiz mantık budur yani. Peygambersiz kalırsan Allah'ın gönderdiği elçiyi bir tarafa koyarsan, ben kendi aklımla bulurum dersen böyle olur. Hiç kimse bir şey bulamaz. Güya bunlar şefaatçiymiş. Bir taraftan büyük insanlar yarın ahirette Allah'ın peygamberleri, alimler, peygamberlere varistir çünkü alimler. Peygamberlerin varisleri oğulları kızları değil, ilim sahipleri. El-ulema'u ve refetül enbiya. Alimler peygamberlerin varisleridir diyor peygamberimiz. Peygamberler miras olarak altın ve gümüş bırakmazlar. Onların bıraktığı miras ilimdir. Sen de varis olursun. Sen de zaman ayır, çalış, ilim sahibi ol, varis olsan. Bütün ümmetin varis olma hakkı var. Ama sen servete varis olmak istiyorsun, ben zengin olacağım diyorsun, zamanını o tarafa ayırıyorsun, birisi de ilme ayırıyor. Elbette ki öbürünün bir üstünlük tarafı olacak. Peygamberin varisi olan alimler de şefaat edecekler yarın ahirette. Üçüncüsü, üç kişidir şefaat edecek, üçüncüsü de şehitler. Allah'ın dinini yaşatabilmek için. Allah'ın dinine saldıran düşmanları önleyebilmek için, ortadan kaldırabilmek için, malını ve canını, her şeyini veren ve orada şehit düşen bu adam, o büyük bir adamdır yani. Öyle bizim zannettiğimiz gibi gittiler savaşa, pisi pisine öldüler diyorlar. Öyle mi? O Allah için can veren, senin namusun korunsun diye, senin dinin korunsun diye, senin malın efendim zarar görmesin diye adam can veriyor. Gerideki de onun ahmaklığına hükmediyor. Ama bu can veriş Allah için olacak.
Allah adına canını vermesi lazım. Allah'ın diniyle savaşırken de can verenler var. Yani dine karşı koymak için orada ölüyor, o da şehit oluyor. Öyle yağma değilmiş. O şerit dahi olamaz. Ona sen ben şehit, o senin benim şehidim olur ama Allah'ın şehidi değil o. Şehit olmanın şartı Allah için can vermektir. Bu da kurtarıcıdır ahirette. Yok efendim, kimse şefaat edemez. Burada karşı koyuyor. Burada karşı koyuyor. Asıl şefaatçıların şefaat etme işini reddediyor. Canım bunlar Allah'ın yanında hatırlı kişiler. Onların da hatırı bazı işleri halletmelerine yardım edecek. Allah veriyor o yetkiyi. Kendi kendilerinde böyle bir yetki var demiyor ki kimse. Ama put çıkıyor, yani o müşrik çıkıyor. Diyor ki biz bunlara Allah ile bizim aramızda şefaatçi olsunlar, bize yardım sağlasınlar diye. Halbuki bunlar onlar için suç aletleridir. Suç aletleri. Biliyorsunuz bütün suçlular yakalandıkları zaman suç aletleriyle birlikte sevk ediliyorlar. Adamın silahı var, silahı da alınıyor elinden. Kendisi alındığı gibi silahı da alınıyor. Suç aleti bu. Onun tapındığı put onun suçunun aletidir. Onlar da götürülecekler. E taşların ne suçu var? Suç aleti. Sen bu aletle bu suçu işledin diyecek Cenab-ı Hak ona. Buna çok dikkat etmek lazım. Cenab-ı Hak onların bu ifadeleri karşısında peygamberimizi öğretiyor. Bir cevap vermesi lazım. Kul ya Muhammed de ki diyor Cenab-ı Hak. Benim peygamberim sıfatıyla, benim elçim olarak bu adamlara de ki etünebbi'ûne allâhe bimâ lâ yâlemu fissemâvâti velâ filâs. Yoksa siz göklerde ve yerde Allah'ın bilmediği bir şeyler var da onun bilmediklerini mi ona öğretiyorsunuz siz? Yani Allah bu putlar şefaat mi eder? Yoksa adamı batırır mı? Ne yapar? Allah'ın bilmediği bir şey var da bunlar bir açıklama yapıyorlar. Biz bunların şefaati için bunları kullanıyoruz. Yani yerde ve gökte Allah'ın bilmediği bir şeyler var da siz mi bunları Allah'a öğretiyorsunuz? Allah Allah. Öyle şeyler uyduruyor ki insanoğlu sanki Allah bunu bilmez. O çıkıyor Allah'a bunu öğretmeye kalkışıyor. Bu putperest mantığı var ya, puta tapınma mantığı korkunç bir şey. Yani bu böyle fazla dikkatimizi çekmiyor bizim. Ama bir nesil putperest oluyor. Biz farkında değiliz. Bir nesil putperest yetiştiriliyor yani. Allah muhafız etsin. Yani bu böyle fazla dikkatimizi çekmiyor bizim. Ama bir nesil putperest oluyor. Biz farkında değiliz. Bir nesil putperest yetiştiriliyor yani. Allah muhafız etsin. Sübhanehu ve Teala ma yüşükün. O Allah'ı bütün eksiklerden, noksanlardan tenzih ederim. Yani onda böyle bir eksikliğin, böyle bir ayıbın, böyle bir kusurun bulunmadığını ilan ederim. Onların bütün bu iddialarından, tapındıklarından o Allah çok yücedir. Yani şefaatçi dedikleri o faydası zararı olmayan varlıklarla Allah arasında hiçbir münasebet yok. Allah münezzeh, hiç alakası yok bunlarla. Ama onlar kendi mantıklarına göre böyle bir şeyler yakıştırmak istiyorlar. Ve mâ kânen nâsu illâ ümmeten vâhide. Yeryüzündeki bütün insanlar tek bir
ümmetten ibaret idi diyor Cenab-ı Hak. Yeryüzünde bütün insanlar tek bir ümmet idiler. Mesela Adem Aleyhisselam'ı düşünün, onun çocukları bir ümmettir. Yani ayrı ayrı ümmetler değil bunlar. Nuh Aleyhisselam'ın tufanından sonra dünyada 80 kişi kaldı. Bütün insanlık oldu gitti, yok oldu gitti. Bunlar tek bir ümmet. Yani ayrı bir inanç, ayrı bir görüş, ayrı bir fikir yok. Hepsi aynı noktada. Ama fakat sonra da bunlar ihtilafa düştüler. Dinden koptukça, Allah'ın ve onun peygamberinin getirdiği sistemden uzaklaştıkça, koptukça ayrı ayrı görüşler ortaya çıkmaya başladı. İşin aslı bir. İşin aslı bir. Ayrı görüşler bir kısmı çıktı, ırk üstünlüğü peşinde. Yahu Hazreti Adem hangi ırktan? Kur'an'da gayet açık. Ya eyyühen nas, inna halaknakum min zekerin ve unsa. Ey insanlar, biz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık. Hepinizin aslı bir erkek bir dişi. Adem'in aslı da toprak. Hazreti Adem Türk müdür? Kürt müdür? Arap mıdır? Acem midir? İngiliz midir? Fransız mıdır? Kim? Adem, Adem'dir. İslam dininde hiçbir ırkın önemi yoktur ırk olarak. Yani ırk olarak hiçbir değeri yok. Herhangi bir ırkın değeri varsa o imanından gelir, takvasından gelir, Allah'a bağlılığından, dine bağlılığından kaynaklanır. Üstünlüğü ırkta ne arıyor? Tam inanmış bir çingene. Yani ki biz kendi kendimizi onları küçük görüyoruz. Kendi kafamıza göre Allah'a inanıyor, peygambere inanıyor, İslam'a inanmış bir çingene. İnanmayan bütün ırklardan çok daha mükemmel ve çok daha üstün bir adam. İnanmıyor birisi. Hangi ırktan olursa olsun. Soruyorum, Adem hangi ırktandır? Öyle şey mi olur ya? İşte bir kısmı çıkıyor, ırk üstünlüğünü iddia ediyor. Bir kısım yanlış fikirlere saplanıyor. Peygamberi bırakıyor. Allah'ın gönderdiği peygamberi beğenmiyor. Ama herkeste büyük bir insana bağlanma fikri var. Allah'a karşı geliyor, diyor ki, senin büyük dediğini kabul etmeyeceğim de ben kendime göre bir büyük bulacağım. Şimdi komünistlere bakıyorum. Dinleri reddediyorlar. Allah'ın kitabı Kur'an'ı reddediyor. Kur'an'ın yerine bir kitap koymaya çalışıyor gene. Karl Marx'ın Das Kapital'ini koymaya çalışıyor. Mao'nun kitabını koyuyor. Lenin'inkini koyuyor. Engels'inkini koyuyor. Çekuvar. Madem ki bir kitaba bağlanacaksın, bırak bu Allah'ın kitabı olsun. Bir kitaba bağlanma fikri var. Bu Allah'ın kitabı olmayacak diyor. İnsan. Büyük bir insana bağlanacak. O büyük Hazreti Muhammed olmasın da kim olsun? Olsun. Karl Marx olsun diyor. Bilmem filancı olsun diyor. Yani Allah'ın seçtiği, Allah'ın beğendiği, Allah'ın yetiştirdiği, bilgilerle donattığı kişi en büyük kabul edilse daha doğru değil mi? İşte mantık burada oynuyor. Yoksa herkes bir büyük insan peşinde. Efendim bir kitabın peşinde, bir kısım fikirlerin peşinde. Bunlar Allah'ın dedikleri olmasın da bizim dediklerimiz olsun. Ve Kur'an ısrarla şunu söylüyor. Onlar öyle fikirleri ileri sürüyorlar ki biraz sonra da gelecek. Dayandıkları düşüncelerin hiçbir delili yok. Yani bu fikre bağlanılması gerekiyor
bunun doğru sayılması gerekiyor dedirtecek hiçbir delil yok. Neye dayanıyorsun sen? İşkembesine dayanıyor. Öyle istemiş adamın canı. Hazreti Ömer diyor ki, İslam öncesi iki davranışıma çok üzülürüm. Birisine gülerim, birisine yanarım. İslam'dan önce annemiz bize ekmek yapardı diyor. Put şeklinde yapılırdı bu ekmekler. Acıkana kadar bu ekmeğe tapınırdık. Acıktıktan sonra bu ekmeği çeker yerdik diyor. Bu nasıl ilah benim tarafımdan yeniyor diyor. Buna hep gülerim diyor. Ama bir küçük kızım vardı diyor. Böyle sevimli mi sevimli bir çocuk. 5-6 yaşlarında. Onu Arap adeti üzere, kuma gömmek üzere götürdük. O çocuk diyor, sakallarıma sıçrayan kumları temizliyor sakalımla. Ben merhametsizce onu kuma gömüyorum. Bunu da hatırladıkça kahroluyorum diyor. Nasıl bir Ömer? Sonra nasıl bir Ömer? Ne hale getiriyor İslam onu? Şimdi yani çeşitli noktalarda ayrı ayrı görüşler doğuyor. Hiçbirinin de temeli yok. Ama adam müdafaa ediyor. Şimdi bize sorsalar, yıkılmaması gereken, mutlaka ayakta durması gereken, uğrunda ordudan sevk edilmesi gereken ana düşünce ne? Bir defa Kur'an değil. Ya işte şudur, 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 şudur. Bana söylettirmeyin çünkü bundan önce söylediklerimle yetineceksiniz artık. Niye? Çok söyledim, çok yalvardım burada ben size. Elinizdeki nimetlerin kıymetini bilin, bir gün bu nimetler elinizden alınacak. Alınacak. Konuşan konuşamaz hale gelecek. Düşünen düşünemez hale gelecek. Yürüyen yürüyemez hale gelecek. E ben ne yapayım şimdi? Yine de bizim ağzımıza fermuarı vuran sizsiniz yani. Yine de bir başkası değil. Niye? Canım, dininin düşmanıyla sen niye gidip işbirliği yapıyorsun? Bu adam baştan söylüyor ya, Müslüman, hani o gece görmeyen, ışıktan hoşlanmayan yarasa kuşudur diyor. Yarasa! Ziya Paşa'nın çok güzel bir beyti vardır. Erbab-ı kemali çekemez nakıs olanlar. Rencide olur, dide-i hufaş ziyada. Kendini de anlatmış oluyor. Kemal ehlini eksik herifler hazmedemez diyor. Ne gibi? Yarasa kuşu ışıktan hoşlanmadığı gibi. Eksik insanlar mükemmel insanlardan hiç hoşlanmazlar. Yarasa kuşu ışıktan hoşlanmadığı gibi. Bu memlekette Müslüman yarasa kuşu diye anlatıldı. O Müslüman yine geliyor, bana diyor ki şöyle böyle, benim siyasetle ilgim yok arkadaş. Benim bir siyasetim var, o da dinimi yaşamak ve yaşatmak siyaseti. Şimdi çareyi getireceksiniz bakayım. Siz 14 yaşına girmeden önce 14 yaşını ikmal etmeyen, İlk öğretimden mezun olmayan, belki 15 yaşında mezun olacak bir çocuk, yaz aylarındaki camilerdeki o kurslara da katılamayacak. Böyle bir teklif yapıldı. Bir başka siyasi parti başvurdu yüksek mahkemeye ve o mahkeme de iptal etti. Yani 14 yaşından önce bir çocuk Allah diyemez diyor ya. 14 yaşından evvel Müslümanın çocuğuna Allah demesi yasaktır diyenleri oylarınızla siz desteklediniz. Hiç darılmak yok. Ben siyaset falan yapmıyorum burada. Bu kürsüde her şeyin eksiği, efendim kusuru konuşulacak. Siyasetin de kusurları var. Onun da kusurları konuşulacak. Ticaretin kusurları söyleniyor. Ziraatın kusurları söyleniyor, sanatın kusurları söyleniyor da niye siyasetinki söylenmiyormuş bakayım? Bu siyaset değil.
yanlışların fasihi, hataların fasihi. Böyle şey mi olur ya? Bu nasıl Müslüman ülke? Aynı adamlar, bu kanunu çıkaranlar, bu kanunları iptal ettirenler, aynı adamlar bu ülkenin %99'u Müslümandır diyecek kadar da hayadan mahrum insanlar. Bu kadar olmaz ki. Ama asıl suçlu Müslümanlar. Putperesti de sen yaşatırsın, efendim muvahhidi de sen yaşatırsın, bilmem ne. Bu nasıl bir mantık yürütüyorsun sen? Nedir senin ölçün, neyi esas alıyorsun sen? Şimdi söylüyorum, bir hafta boyunca söyledim camilerde, burada da herhalde böyle enine boyuna bekliyorsunuz ama burada olmuyor o iş, söylüyorum. Karşılaştığımız olayları, günlük yaşadığımız hadiseler var değil mi? Bunları kime yorumlattırıyorsunuz siz? Herkes bir yorum bekliyor. Diyelim ki seçimlerden yeni çıktık. O niye öyle oldu, bu niye böyle oldu? Siz Müslümanlar, herkes bir şey yapar. Siz camiye gelenler, siz vaaz dinleyenler, siz cuma kılanlar, karşılaştığınız olayları kime yorumlattırıyorsunuz? Bir söyler misiniz? Bir daha Allah Resulü'nün kapısını çalan yok. Allah'ım bu işler meydana geldi. Bu işlerin oluşu hakkında senin beyanın nedir? Acaba Kur'an ne diyor? Bırak canım Kur'an ne bilir bu işi diyor. Sünnet ne diyor? Peygamber ne buyurur? Çünkü benzeri olaylar tarihte de yaşandı. Sadece bugün yaşanmıyor ki bu olaylar. Ve o tarihte yaşanan olaylarla ilgili ayetler indi. Müslümanların oralardaki eksikleri onlara anlatıldı. Niçin? Siz bir daha bu eksikliği yapmayın. Gelecek nesiller de bu türlü olaylardaki bu yanlışlıklara girmesinler. Şimdi vahyin yerini kim aldı biliyor musunuz? Yani Kur'an ve sünnet adına kim konuşuyor? Basın konuşuyor. Sabahleyin kapıyor adam gazeteyi, hemen köşe yazarına. Allah ve Resulü ne diyor diye sormuyor. Filan köşe yazarı dur bakayım ne yazdı diyor. O nereden yazıyor bakayım? O nereden yazıyor? Eğer Kur'an'a dayanarak, Kur'an'a dayanarak, peygambere dayanarak bir şey yazıyorsan ona sarıl. Cemaat, gelin şu imanlarınızı bir daha yenileyin. Gelin bir daha yenileyin. Biz kendimizi Müslüman biliyoruz, öyle zannediyoruz. Camideyim ya diyor. Allah Allah, yani camidesin diye Müslüman mı olacaksın? Kilisede olduğun zaman Hristiyan mı sayılıyordun? Bir adam gitti, bir merakla bir düşündü, yine girdi kilisenin içine. Hristiyan mı oldu yani? Yani bu camilere gelenler cami şuuruyla gelmiyor. O kafayla gelmiyor. Dur bakalım ne söyleniyor? Kimisi rapor tutacak, ilgili yerlere iletecek, onların görevi ayrı. Kimisi de dedikodu yapacak. Kimin fikrine uydu, kiminkine? Hiç kimsenin fikri yok burada arkadaş. Burada yalnız ve yalnız Allah ve Resulünün hükümleri var. İşine gelirse alırsın, ebedi kurtuluşa nail olursun, gelmezse cehennem yolu açık. Oraya da gidebilirsin, oraya gitme hürriyetin de var senin. Ama tabii acısını sen çekeceksin ya. Şimdi insanlar tek bir ümmet diyor Cenab-ı Hak, tek bir ümmet. İhtilaf ettiler. Ayrı ayrı fikirler üretiyorlar, türetiyorlar. Neler? Neler? Ne söylüyorlar? Canım Türkiye'de her gün görüyorsun. Bugün ne konuşulmuşsa dün de bu konuşuldu. Yarın bunlar konuşulacak. Başka bir şey yok. İsmi değişiyor. Kılıfı değişiyor. Efendim kisvesi değişiyor. Fakat yapı aynı. Yapı aynı, zihniyet aynı. Velâlâ kelimetün sebekat mi Rabbik? Eğer Rabbinden bir söz daha önce verilmiş bir söz olmasaydı, yani Cenab-ı Hak, ya Muhammed sen bunların arasında bulundukça
Ve onların içinde istiğfar edenler oldukça, onlara azap etmeyeceğim diye önceden bir vaadim olmasaydı diyor Cenab-ı Hak. Böyle bir sözüm var. Sen bunların arasındaysan, onların arasında istiğfar eden varsa hemen azap etmiyor. لَكُذُوَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِي يَخْتَلِفُونَ Aralarındaki ihtilafların hükmü verilirdi diyor Cenab-ı Hak. Herkes fikrine göre, düşüncesine göre hükmünü alır, gideceği yere giderdi. Ama böyle bir söz var. Mekkeliler, hemen bitiriyorum. Bir gün geldiler, dediler ki, bu Muhammed bir şeyler söylüyor. Yani dua ediyorlar. Ey Allah! Tevbe suresinde ayet. Eğer onun dedikleri hak ise, gerçekten bu senin tarafından gelmiş bir peygamberse, فَاَمْتُرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنْسَمْ Bize gökten taş yağdı. Yahut çetin bir azap gönder de anlayalım hakikaten bu senin tarafından mı geldi? İşte ona cevaben Cenab-ı Hak diyor ki, Habibim sen onların arasında oldukça ve onların içinde de günahının affını isteyenler bulundukça onlar isteseler de ben azap etmiyorum onlara. Peygamber yok aramızda bugün, niye gelmiyor azap? Onun olmasından kasıt, onun şeriatının, sünnetinin olması demektir. Şeriat bende yıkıldıysa bir başkasında yaşıyor. Onun sünnetini ben bir yerde çiğnediysem bir başkası yaşatıyor. Hala bu yaşayan dinin yaşayan kısımları peygamberi aramızda bulunduruyor gibidir. Ve doğrusu günahı için hatabinde bir estağfurullah diyenlerin de sayısı az değil yani. Zannetmeyin ki azap noktasına gelmedik biz. Çok rahat ettik de işte bu iki sınıf, bu iki sebep kurtarıcı oluyor. Allah-u Müdeler cümlemize basiret ihsan etsin. İç bakışı,